Oo. Şahin Tepesi'ndeki yol ayrımına geldik baba. Ne yapıyoruz? Hangi yöne doğru yol alalım? Hacı Yusuf'a gidiyoruz. Bilirsin, her kışlağa gidişte ziyaretine gideriz. Sağ taraftan önce Yusuf Emin'in çiftliğine gidiyoruz. Dede, diğer yol daha yakın değil mi? Neden her seferinde Yusuf Emin'in çiftliğine uğruyoruz? Doğru, diğer yol daha yakın ama Yusuf Emin'e uğramadan geçemeyiz. Ona vefa borcumuz var. Peki, tamam. Hadi! Oh! Oh! Çıkın oradan diyorum size! Aferin Duman! Yol boyunca hep tarlalar var. Neden bu yoldan gidiyoruz ki sanki? Hem sürüyü zapt etmekte çok zor oluyor. Çünkü Yusuf Emmi'ye gidiyoruz. Yine mi? Yolu uzatıyoruz desene. Evet. Hep uğrayacakmışız. Çünkü dedemin Yusuf Emmi'ye borcu varmış. Kendime bildim bileli Yusuf Emmi'ye hep gideriz. Ama çok borcumuz varmış. Bulut! Bulut! Yaman dede seni çağırıyor. Bulut, sen atı alıp önden giderek Hacı Yusuf'a geldiğimizi haber ver. Şu ileride çatısı gözüken yer, biliyorsun zaten. Evet, biliyorum. Akçaobalılar gelmiş. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Hoş bulduk Yusuf amca. Dedem Yusuf emminize geldiğimizi haber edin dedi. Borcunu ödemek için gelecek. Başımın üstünde yeriniz var. Şöyle oturun da birer ayran için. İyi gelir. Allah Allah. Ne borcu? Hacı Yusuf, nasılsın? İyiyim çok şükür. Yaman ağa, nerede kaldınız? Gözüm yollarda kaldı. Tam göç zamanı biraz rahatsızlandım. O yüzden geciktik biraz. İyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Buyurun, sofra hazır. Acıkmışsınızdır. Hadi. Allah bereket versin Yusuf'a. Afiyet olsun. Yaman emmi. Zor iş bu göçerlik. Yorulmadın mı? Doğru söylersin. Sen de görürsün ki pek yaşlandım. Belki de artık senin gibi bir yeri yurt bellemenin zamanı geliyor. Yok yok. Maşallahın var. Hele gel de iki eski dost şöyle bir çiftliği gezelim. Artık ne o uçsuz bucaksız yaylaklar, ne dilediğimiz yerini kışlak yaptığımız Çukurova, ne de eski yörükler var. Herkes şehre indi. Kala kala bu kadarcık çadır kaldık Hacı Yusuf. Doğru dersin Yaman ağa. Neydi o zamanlar? Sizi görünce bu çiftliği bırakıp bir at, iki deve, bir de kılç çadır alıp kervana katılasım gelirdi. Öyle bir kervandı ki ucu bucağı gözükmezdi. Kalbin bizimle biliyorum. Senin yaptıklarını nasıl unutabiliriz? Laf olmaz. Ne zaman tekrar ihtiyacınız olursa çiftlik burada. Biz eski dostuz Yaman ağa. Sağ olasın eski dost. Eksik olma. Çocuklar bekler. Hadi yavaş yavaş kalkalım. İki eski dost neler konuştunuz öyle? O da dostumla aramızda kalsın. Ben biliyorum ki. Dedem bana söyledi. Evet biliyorum. Yusuf amcaya borcumuz
varmış. Dedem ona ödedi, öyle değil mi dede? Borç mu? Ne borcu? Bugün dedin ya, vefa borcum var diye. Hay Allah, Maysa biraz yanlış anlamışsın. Evet, vefa borcumuz var, bu doğru. Ama vefa borcu parayla ödenmez. Bilmiyorum işte. Anlamayacak ne var ki? Dur bakayım. Nasıl anlatsak acaba? Yaşasın. Şimdi harika bir masal gelecek. Anlatır mısın dede? Yeryüzünde çok uzak diyarlarda kocaman bir ormanın ortasında küçücük bir köy varmış. Bu küçük köyde Elif kız olarak anılan sevimli mi sevimli bir çocuk yaşarmış. Bu kızın saçları alev kırmızısıymış. Yemyeşilde gözleri varmış. Köydeki herkes tarafından çok sevilirmiş. Bu kız tertemiz bir kalbe sahipmiş. Aç hayvanları besler, hasta ve yaralı olanlarıyla ilgilenir. İyileştiklerinde de tekrar ormana salarmış. Yıllar böyle geçip gidiyormuş. Sonbahar bitmiş, kış yüzünü göstermeye başlamış. Bir sabah Elif kız evdeki herkesten önce uyanmış. Sobayı yakmak için odunluğa odun almaya gitmiş. Bir bakmış ki odunluktaki bütün odunlar bitmiş. Anne ve babası uyanmadan ormana gidip çalı çırpı toplamaya karar vermiş. Ormanın derinliklerine ilerlemiş. Bir süre sonra da artık dönüş yolunu karıştırmış. Elif kız en iyisi biraz dinleneyim sonra yolu tekrar ararım demiş. Kocaman bir ağacın altına oturmuş. Ağaç o kadar büyükmüş ki dalları kızın oturduğu yere kadar uzanıyormuş. Böylece dallar Elif kızın oturduğu yere soğuğun girmesini engellemiş. Bir süre sonra Elif kızın uykusu gelmiş ve gözleri kapanmaya başlamış. Elif kız uyuduğunda yanına bembeyaz çok güzel bir at gelmiş. At, bu benim yaralarımı tedavi eden Elif kız değil mi demiş. Ne arıyor acaba burada bu soğukta? Tek başına ormanda dolaşmak çok tehlikeli, kaybolmuş olabilir mi diye düşünmüş. Daha sonra atın aklına Elif kızın kendine yaptığı iyilikler gelmiş, kızı alıp sırtına bindirmiş. Soğuktan korunması için de yeleleriyle üstünü örtmüş. Elif kız gözlerini evinde açmış. Nasıl olduğunu anlayamamış, rüya gördü sanmış. Daha önce tedavi ettiği o güzel at onu eve getirerek ona olan vefa borcunu ödemişti. Ya işte bu masal da böyle bitiyor. Şimdi vefa borcunun ne olduğunu anladın mı Maysa? Evet anladım ama Yusuf emmiye niye vefa borcumuz var onu hala bilmiyorum. O da şöyle, biz masaldaki kız gibi koca Çukurova'da adeta kaybolmuşçasına kışlaksız kaldığımız bir zamanda Hacı Yusuf bize arazisini açtı. Burası sizin yurdunuz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz dedi. Kara gün dostlarının hakkı ne yapılsa ödenmez çocuklar. Maysa, el öpenlerin çok olsun. El öpenleriniz çok olsun çocuklar. İndirmeyin, indirmeyin. Eski dost ilaç gibi geldi. Yola yürüyerek devam edeceğim. Yaşasın, dedem iyileşti. Hadi kervan yola düzülsün. İstikamet İnce Köprü. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet.